Merhaba arkadaşlar, yeni videolarla birlikte olacağız. Artık ÖABT biyoloji konularına başlıyoruz. İlk önce kendimle ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha sonra anlatacağım konularla ilgili. Arkadaşlar ben de sizler gibi bölüm mezunuyum. Hani eğitim fakültesi mezunu olanlar da olabilir ama genellikle bölüm mezunu daha çok görüyorum ben. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinden biyoloji bölümünden mezunum. 2015 senesinde mezun oldum. Daha sonra öğretmenliğe başladım özel bir okulda. Sonra ise arkadaşlar ben de KPSS'ye bir iki kere girdim. Ama hiç çalışmadan tabii ki girdim. Hepimizin de yaptığı gibi birkaç kere mutlaka yapmışsınızdır. Çalışmadan girmişsinizdir. Sonrasında ise bir daha girmedim arkadaşlar. Açıkçası KPSS'ye işte bazı durumlardan dolayı girmedim. İnşallah bu sene ben de girmeyi düşünüyorum. Birlikte ÖABT biyolojiye çalışacağız arkadaşlar. Ben size konuları anlatacağım. Birlikte sorular çözeceğiz. Konulara çalışacağız. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimlerinde yapıp inşallah bu sene atanacağız. Hep birlikte ben de atanmayı umut ediyorum. Şimdi dersle ilgili bilgi vereyim. Nasıl anlatacağım? Arkadaşlar önceki videolarımı izleyebilirsiniz tabii ki. Önceki videolarımda TYT ve AYT olarak anlattım. Ama eğer ki işte anlatmam nasıl diye merak ediyorsanız önceki videolardan işte sistemler izleyebilirsiniz. Diğer videoları izleyebilirsiniz. İlk önce ben biyolojiye bir giriş yapacağım. Biyolojinin alt bilim dallarından başlayacağız. Tarihsel gelişiminden başlayacağız. Daha sonra ise konularımıza devam edeceğiz. İlla ki aralarda benim de atladığım veya unuttuğum, söylemediğim konular olabilir. Bunları mutlaka yorum kısmına yazın. Hem orada açıklarım hem bakarsınız eğer atladığım bir konu varsa, unuttuğum bir konu varsa oradan da yine video çekimi yaparız arkadaşlar. Her konunun bitiminde 15-20 sorudan oluşan bir soru çözüm videosu yapacağım. Ayrıca videolarım da çok uzun olmayacak arkadaşlar. Minimum 30 dakika sınırında tutmaya çalışacağım. Tabii ki eğer hızlandırarak izlerseniz sizin için de yine vakit kaybı olmaz. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Uzun uzun çekmek istemiyorum. Çünkü uzun çekince hem ben çekerken sıkılıyorum hem de siz izlerken sıkılıyorsunuzdur. En azından videolar 20 dakika 30 dakika olduğu zaman işte izlenmesi biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Haydi bismillah diyelim başlayalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Notlarımı Instagram adresinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresinde aynı kanalım gibi biyoloji öğreniyorum. Ayrıca videoların altında zaten profili paylaşacağım. Oradan da tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz. Instagram'dan soru olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya işte görüşleriniz olursa, önerileriniz, şikayetleriniz olursa bunları da yine mesaj ya da yorum olarak yazabilirsiniz. Evet gelelim şimdi alan bilgisi biyolojiye başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz biyoloji çok detaylı, çok detaylı bir bilim. Şimdi tabii ki bu bilimin de alt dalları var. Nedir bu alt dallar? Bunların birçoğunu zaten bizler okulda gördük ders olarak. Ben burada birçoğunu gördüm arkadaşlar. İlk önce başlayalım. Nedir bu alt bilim dalları? Genel olarak söylediğimiz botanik ve zooloji vardır. Daha sonra bunlar da yine kendi içerisinde alt dallara ayrılıyor tabii ki. Arkadaşlar botanik neydi? Hepimizin de bildiği gibi bitki bilimidir. Yani bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Bitki bilimi. Önceden yazmamın sebebi isimlerini hani vakit kaybı olmasın diye. İkincisi arkadaşlar zooloji. Zooloji nedir? Hayvan bilimidir. Mutlaka almışsınızdır derslerini. Ben aldım. Zooloji olarak aldım. Omurgalı, omurgasız olarak ayrı ayrı aldım. Botanik bitki bilimi, tohumlu bitkiler, tohumsuz bitkiler ayrı ayrı ders olarak verildi. Yani bayağı bir detayına indik. Morfolojiye gelelim. Arkadaşlar morfoloji canlıların dış yapısını inceler. Dış yapı. Kısaca yazıyorum şöyle. Dış yapıyı inceliyor. Anatomi iç yapısını inceler. İç yapı derken de mesela anatomi dersimiz vardı. İşte kemiklerden falan bahsediyorduk arkadaşlar. Embriyolojiye geldiğimizde embriyolojide adı üstünde zaten embriyonik dönemi inceler. Embriyonik dönem. Sitoloji. Sitoloji nedir? Hücre bilimidir arkadaşlar. Hücreyi inceler. Hücre bilimi. Histoloji doku bilimidir. Doku bilimi. Üniversiteden üniversiteye belki dersler değişiyordur bilemiyorum ama biz sitolojiyi de histolojiyi de aldık. Fizyoloji arkadaşlar. Fizyoloji ne yapıyor? Hücreyi, doku ve organellerin nasıl çalıştığını inceliyor.
hücre, doku ve organellerin çalışmasını inceler arkadaşlar. Genetik, genetik nedir? Bu da anne ve babadan gelen özelliklerin nasıl aktarıldığını inceliyor arkadaşlar. Şöyle anne baba özellikleri diyorum kısaca. Evrim. Evrim neyi inceliyor? Arkadaşlar evrim de canlıların farklılaşmasını inceleyen bilim dalıdır. Yazalım bunu da. Canlıların farklılaşması. Bunu inceliyor. Gelelim şimdi bir sonraki kısma geçiyoruz. Moleküler biyoloji. Arkadaşlar canlıları moleküler düzeyde inceler. Yani işte DNA'mızı, RNA'mızı bunları inceliyor arkadaşlar. Moleküler biyoloji. Şöyle yazalım. DNA, RNA bunları inceler. Canlıları moleküler düzeyde inceler diyebiliriz. Mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji bir hücrelileri inceler. Bir hücreliler. Nedir bunlar? İşte bakteriler, arkeler, daha sonra protist aleminde bulunan bir hücreliler. Ama genellikle mikrobiyoloji bakterileri daha çok inceliyor arkadaşlar. Viroloji adı üstünde virüsler. Virüsleri inceler. Mikoloji arkadaşlar mantarları inceler. Mantarlar. Algoloji algleri inceler. Ekoloji nedir? Ekoloji de yine ders olarak gördük. Bu da canlıların çevreyle olan ilişkisini inceliyor arkadaşlar. Yani canlı artı çevre bilimidir. Canlıların çevreyle olan ilişkisini inceliyor. Etoloji arkadaşlar hayvanların davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Hayvan davranışları. Biyocoğrafya. Biyocoğrafya canlıların dağılımını inceler arkadaşlar. Canlı dağılımı diyorum. Şimdi bunu ikiye ayırıyoruz. Fitocoğrafya ve zoocoğrafya. Fito ne demek? Bitki demek. O zaman bu bitki dağılımını inceler. Zoo ne demek? Hayvan. O zaman bu da hayvan dağılımını inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Geçelim diğer tarafa. Jeobotanik. Jeobotanik de yer kürenin bitkiye etkisini inceler arkadaşlar. Yer kürenin bitkiye etkisi. Parazitoloji, parazitleri inceleyen bilim dalıdır. Parazitler, hatta parazitoloji diye hastanelerde bölümde var. Daha sonra geliyoruz biyokimya. Arkadaşlar biyokimya canlıların kimyasını inceler. Canlıların kimyası. Kimyası derken mesela hücresel solunum. İşte burada neler gerçekleşiyor, nasıl oluyor, fotosentez nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor bunları inceliyor. Paleontoloji. Jeolojik zamanlarda yaşayan canlıları inceliyor arkadaşlar. Jeolojik zamanları da işleyeceğiz tabii ki. Jeolojik zamanlardaki canlılar diyelim. Bunları inceliyor. Antropoloji insanın değişimini inceler arkadaşlar. İnsanın değişimi antropoloji. Daha sonra geliyoruz immünolojiye. İmmünoloji bağışıklık sistemini inceler. Bağışıklığı inceler. Hematoloji kan bilimidir arkadaşlar. Kan bilimi. Entomoloji böcek bilimidir. Hatta entomolojiyi de biz aldık üniversitede böcek bilimi. Seçmeli ders olarak aldık arkadaşlar. Ornitoloji kuş bilimidir. Kuş bilimi. İhtiyoloji balık bilimidir. Balık bilimi yine ihtiyolojiyi de ders olarak aldım ben. Herpetoloji sürüngen bilimidir arkadaşlar. Sürüngen bilimi. Mamaloji de memeli bilimidir. Memeli bilimi. Yani memelileri inceleyen alt bilim dalıdır. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi biyolojinin bir sürü alt bilim dalı var arkadaşlar. Şimdi gelelim alt bilim dallarından sonra. Hani bunlar direkt olarak belki karşınıza çıkmayabilir. Ama başka sorular altında çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani genel olarak zaten isim olarak bilebiliyoruz ama bazıları var. Mesela sitoloji, histoloji gibi. Bunları da yine aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi gelelim biyolojinin alt bilim dallarından sonra biyolojinin tarihsel gelişimine. Ben şimdi burada hani bunları hazır yazdım ama bir sonraki videolarda arkadaşlar hazır yazmayacağım. Birlikte yazacağız. Burada hazır yazmamın sebebi hem videoyu çok uzun tutmamak amacıyla hem de bizim için daha kolay olsun diye. Çünkü bir sürü alt bilim dalı var, bir sürü de bilim insanı var.
Bilim insanları için şunu söyleyeyim, ben bilim insanları arasında bazılarını seçtim. Bizim için önemli olanları, daha çok karşımıza çıkanları seçtim. Bir sürü bilim insanı var. Yani 20'den 30'dan aşağı bilim insanı yok. Ama ben dediğim gibi bizim için önemli olanları, sürekli karşımıza çıkacak olanları seçtim. Şimdi ilk olarak Aristo'dan başlayalım. Arkadaşlar Aristo milattan önce 384-322 yıllarında yaşamıştır. Milattan önceki tarihlerde büyük olan rakam öne yazılıyor, küçük olan rakam da sona yazılıyor tarih olarak. Şimdi Aristo ne yapmış? Arkadaşlar Aristo ilk olarak canlılıkla ilgili bir hipotez ortaya koymuştur. Canlıların oluşumu ile ilgili ilk hipotezi ortaya atmıştır arkadaşlar. Bu hipotezin adı abiyogenez hipotezi. Peki nedir bu hipotez? Diyor ki, evrim konusunda zaten yine buna değineceğiz. Diyor ki arkadaşlar, cansız varlıklarda aktif bir öz vardır. Yani demek istiyor ki, şu kalemin içerisinde, bakın şu cansız bir varlık. Bunun içerisinde aktif bir öz var. Bu öz zamanla canlı oluşturma yeteneğine sahiptir. Yani bu kalemden bir insan, bir hayvan oluşabilir diyor. İşte buna ne demiş arkadaşlar bu hipoteze? Abiyogenez hipotezi demiştir. Ve bir süre zaten büyük bir zaman bu hipotez kabul edilmiştir arkadaşlar. Çünkü milattan önce tarihte yaşıyorsun. Teknoloji gelişmemiş. Herhangi bir şey bilmiyorsun. Sadece gördüklerini biliyorsun. O yüzden böyle bir teori ortaya atmışlardır. Hemen yazalım. Canlıların oluşumu ile ilgili ilk hipotezi bu hipotezin adı neydi? Abiyogenez. Abiyogenez hipotezi ortaya attı. Arkadaşlar bu hipoteze göre neydi? Cansız varlıklarda aktif öz bulunur. Bu öz canlı oluşturma yeteneğine sahiptir. Biz buna kendiliğinden oluş, kendiliğinden doğuş da diyoruz. O zaman yazalım. Cansız varlıklarda aktif öz vardır. Bu öz canlıyı oluşturur. Oluşturur. Neydi bunun diğer adı? Kendiliğinden oluş. Kendiliğinden oluş. Peki bu aktif öz var da bu aktif özü kim koydu oraya? Değil mi? Kendiliğinden mi oldu? Nasıl oldu? Hani bununla ilgili bir açıklama yapamıyor tabii ki arkadaşlar. Aristo o zamanlar. Evet, milattan önceden sonra geliyoruz ta milattan sonra 1500'lü yıllara. Arada birçok bilim insanı var ama dediğim gibi bizim için önemli olanlarını seçmeye çalıştım. William Harvey. Arkadaşlar bu adam bilim adamı. Kan dolaşımı ve embriyoloji üzerine çalışmıştır. Kan dolaşımıyla ilgili büyük buluşlar gerçekleştirmiştir. Kan dolaşımını açıklamış, embriyolojiyi açıklamıştır arkadaşlar. Yazalım o zaman. Kan dolaşımı ve embriyoloji. Embriyoloji üzerine çalıştı. Evet, William Harvey de bu şekilde. Robert Hooke'a gelelim. Robert Hooke'u daha sonra önceleri duyduk, değil mi? Arkadaşlar bitkilerde hücreyi keşfetmiştir. Nasıl keşfetti? Hücre konusunu anlatırken yine bahsedeceğiz. Bitkiyi mikroskop altında incelerken bitki hücresini, yani bitkinin bir kısmını almış inceliyor. Böyle küçük odacıklar görmüş. Bu odacıklara selula ismini vermiştir. Daha sonra bu selula arkadaşlar hücre olarak isimlendirilmiştir. O zaman yazalım. Bitkilerde hücreyi keşfetti. Yani ilk defa hücre terimini kullanan kimdir? Robert Hooke'tur. Gelelim Marcello Malpighi'ye. Arkadaşlar bu bilim insanı da bitki ve hayvanların mikro anatomilerinin kurucusudur. Yani işte bunların mikroskop altında incelemesini yapmıştır. Ayrıca kılcal damarları keşfetmiştir. Atar damarlarla toplar damarları birbirine bağlayan bu kılcal damarların varlığını bulmuştur arkadaşlar. O zaman yazalım. Bitki ve hayvan mikro anatomisinin kurucusudur. Ve ne dedi? Kılcal damarları keşfetti. Kılcal damarları keşfetti. Evet.
Geçelim Leeuwenhoek. Arkadaşlar Leeuwenhoek da oldukça önemlidir. Çünkü ilk bakteriyi, bakın ilk bakteriyi 1676 yılında bulmuştur. Arkadaşlar aslında bundan önce bilim insanı olan İbn Sina şöyle bir şey demiştir. İçimizde bir kurt var. Biz o kurdu görmüyoruz ve içimizi kemiriyor. Bu bahsettiği kesinlikle bir bakteridir aslında. Çünkü birçok hastalığın teşhisini koyamıyorlar. Hani neyin sebep olduğunu bilemiyorlar. O zamanlar mikroskop yok. İşte İbn Sina'nın yaşadığı zamanlar da hani çok önceki zamanlar. Mikroskop yok. Teknoloji gelişmemiş. Herhangi bir şey yapamıyorsun, bulamıyorsun. Sadece gördüklerini yapabiliyorsun, gördüklerini bulabiliyorsun. Baktığı zaman diyor ki tamam diyor bu hastalık var ama bu hastalığa sebep olan bir şey olmalı. İşte o sebebi bulamıyorlar ve İbn Sina şöyle bir tanım yapıyor, diyor ki ya diyor içimizde bir kurt var diyor. Hani başka bir şey bulamıyor çünkü ismine. Diyor ki bir kurt var, bu bizim içimizi yiyor, bitiriyor, hastalık yapıyor ama ben bu kurdun ne olduğunu bilmiyorum diyor. Yani bakterinin tanımını aslında yapmış oluyor bir nevi arkadaşlar. Daha sonraları tabii ki Leeuwenhoek ilk defa bakteriyi bulduğu için, işte mikroskop altında gözlemlediği için, bu yüzden de kurucusu bulucusu Leeuwenhoek diyoruz. O zaman yazalım. İlk defa bakteriyi 1676 yılında bulmuştur. Evet, bu şekilde arkadaşlar Leeuwenhoek. Gelelim Francesco Redi. Bu ne yapmış? Arkadaşlar bu da Aristo'nun tam tersine bir görüş ortaya atmıştır. Bakın Aristo milattan önce yılında yaşıyor. Milattan önce yaşıyor. Francesco milattan sonra ta 1600'lü yıllarda. Yani o arada genellikle neyi kabul ediyorlar? Abiyogenezi. Tabii ki bundan farklı işte şeyler de var. Görüşler de var. Onları dediğim gibi evrim konusunda anlatacağım. Ama genel olarak bu ikisi arasında kalmışlardır arkadaşlar. 1680 yılında diyor ki canlılar aktif özden değil başka bir canlıdan üreme yoluyla oluşmuştur diyor. Ve buna da biyogenez görüşü, biyogenez hipotezi demiştir arkadaşlar. Aslında Francesco Redi'nin yaptığı doğrudur. Aristo'nun yanlıştır ama insanlar yıllar boyunca buna inanmıştır. Gelelim şöyle diyor, canlıların aktif özden değil, başka bir canlıdan üreme yoluyla oluştuğunu bulmuştur. Evet, Francesco Redi de bunu yapıyor ve buna ne diyoruz? Biyogenez. Biyogenez hipotezi deniliyor. Tabii ki hiçbir zaman için kanıtlanamadığı için arkadaşlar bunlar hipotez olarak kalmıştır. Kanun veya teoriye dönüşmemiştir. Gelelim John Ray. John Ray'i de duyduk ismini. Nerede duyduk? Sınıflandırmada. Arkadaşlar ilk kez bitkileri sınıflandırmıştır ve tür kavramını bulmuştur John Ray. Şöyle diyelim, bitkileri ilk kez sınıflandırdı. Sınıflandırdı ve tür kavramını buldu. Bizim üniversitede bu tür kavramını ezberletmeden mezun etmiyorlardı arkadaşlar. Herkese sırasında soruyordu. Türü açıkla, türü açıkla diyor. Şöyle uzun da bir tanımı vardı. Onu ezberlemek zorundaydık. Evet, Carlos Linné. Linné de arkadaşlar genre gibi sınıflandırmayla ilgilenmiştir. Ve bugün kullandığımız sistematik birimleri bulmuştur. Bugünkü ya da bugün kullandığımız sistematik birimleri bulmuştur. Evet, gelelim Darwin'e. Charles Darwin. Arkadaşlar Charles Darwin türlerin kökenini araştırarak evrim teorisini ortaya atmıştır. Bu da biz zaten kitabında, türlerin kökeni kitabında açıklamıştır. O kitabı da okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Oldukça güzel bir kitap. Evrim teorisini ortaya atmıştır diyelim. Kısaca böyle söylüyoruz. Dediğim gibi evrim konusuna geldiğimizde detaylı olarak anlatacağız. Gelelim Mendel'e.
Gregor Mendel arkadaşlar. Bu Mendel kalıtımın babası olarak isimlendirilir. Mendel yaşadığı zamanlarda 1822 ve 1884 yıllarında yaşamış. Bu zamanlarda arkadaşlar papazlık yapıyormuş. Bir kilisede papazmış. Kilisenin bahçesinde de bitkiler yetiştiriyormuş. İşte bezelyeler yetiştiriyormuş. Bakmış ki bezelyelerin bazılarının çiçeğinin rengi mor, bazılarının beyaz. İşte bazılarının tohumları sarı, bazılarınınki yeşil. Diyor ki Allah Allah diyor. Yani ne, hani Allah Allah diyorum bilmiyorum ama diyor ki niye böyle acaba? Hani neden birisi mor çiçekli, birisi beyaz çiçekli, birisi sarıyken birisi yeşil tohumlu diye? Bunu düşünüyor. Diyor ki ben diyor bazı deneyler yapayım. Arkadaşlar yapıyor. Mor çiçeklileri birbiriyle çaprazlıyor. Beyazları birbiriyle çaprazlıyor. Bu şekilde bir sürü deney yapıyor. Ve bu deneyler sonucunda da bazı ilkeler buluyor. Kalıtımın ilkelerini buluyor. Bunları bir kitap haline getiriyor ve bir başka bilim insanlarına gönderiyor. Diyor ki ben bunları buldum diyor. Siz de yapın diyor. Eğer kanıtlarsak hani siz de benim bulduklarımı bulursanız o zaman diyor işte yeni bir bilgi bulmuş oluruz. Bunu diyor ileriki nesillere aktarırız. O zamanki bilim insanları bununla ilgilenmemişler ve Mendel'in gönderdiği kitabı tabii ki atmışlar arkadaşlar. Atmışlar mı saklamışlar mı orasını bilmiyorum tabii ki ama ilgilenmedikleri kesin. Mendel ölmüş. Mendel öldükten 20 yıl sonra bir başka bilim insanları aynı araştırmaları yapmışlar ve Mendel'in bulduklarını bulmuşlar. Aa demişler ki vay be Mendel bize 20 yıl önce göndermişti ama biz bunu kabul etmemiştik diyorlar. Ve Mendel'i kalıtımın babası olarak ilan ediyorlar arkadaşlar. O yüzden ben de buraya ne yazıyorum? Kalıtımın babası yazıyorum Mendel için. Gelelim Watson ve Crick. Arkadaşlar iki tane bilim insanı bunlar. Bunlar da DNA'nın 3 boyutlu yapısını bulmuştur. DNA'nın 3 boyutlu yapısını bulmuştur. Evet bu şekilde de biyolojinin tarihsel gelişimini bitirmiş olduk. Videomuzu burada sonlandıracağız arkadaşlar. Sonraki videoda canlıların ortak özelliklerine başlayacağız. Umarım anlatabiliyorumdur. Umarım anlayabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.